tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme, nazar eyledim. İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın tarihini anlamak için Kaçarlar, Develiler, Kovanlar aşiretlerini bilmemiz lazım. İlginçtir. Bu aşiretler Anadolu Türkmenidir. 15. 16. yüzyılda Anadolu'da Alevi Türkmenlerinin kıyımı yoğundu. Yozgat yöresinden, yani Bozok yöresinden İran'a göç ettiler. Çünkü şiddetli bir kıyım vardı. Ve İran'da, Azerbaycan'da Kaçarlar hanedanlığını kurdular. Kovanlı ve Develi, yani Koyunlu ve Develi diye Kaçarların iki tane kolu vardı. Kaçarlar, yani Koyunlular egemen oldu. Kısaca Kaçarlar hanedanlığı kuruldu. Başkenti Tahran olan bir Türk devleti kuruldu. Her ne kadar Osmanlı'yla düşman olsalar bile, çünkü Osmanlı ciddi bir şekilde Alevi Türkmenlerinin katliamını yapmıştır. İran'daki Kaçarlar Hanedanı, Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı, Ermenistan'ı ve Kavkasya'yı fethetti. 1813 yıllarında, hatta daha öncesi, Rusya zayıf düştü ve yoğun bir Türkmen göçü başladı. Azerbaycan eskiden beri Türkmenlerin yerleşim yerlerinden birisiydi. Ancak Kaçarlar Osmanlı'nın akıbetine uğradı. İngilizlerin oyunlarına yenik düştüler. Ve 1813 yıllarında ve daha sonra tekrar Rusya ile savaştılar. Ağır yenilgi aldılar. 1826-28 yılında yine Rus-İran Savaşı'nda ciddi bir yenilgi aldılar. Ve Türkmençay Anlaşması'yla Azerbaycan'ı, bugünkü Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı, Ermenistan'ı kaybettiler. Kaçarlar Hanedanı'nın aldığı en önemli yenilgi buydu. Burada sorun şuydu. Azeri nüfusu, yani Türkmen nüfusu yoğundu. Aslında biz bunları neden Azeriler diyoruz ki? Bakınız, o sadece coğrafi bir isim. Bunlar Türkmen, Kaçarlar Hanedanı'nın üyeleri. Yozgat'tan göç etmiş aşiretin üyeleri. Elbette içlerinde Cerit de var, Avşar da var, birçok Türkmen grup var. Azeri diye ayırmak yanlış. Rusya Azerbaycan'ı alınca sorun şuydu. Dağlık Karabağ ve Karabağ bölgesini İngilizlerin ve İran'daki Kaçar Hanedanı'na karşı Gregorian Ermenilerini yerleştirdi. Ve ilk Ermeni yerleşimi 1828 yılında başladı. Hatta 1980 yılında buradaki Ermeniler Karabağ yerleşiminin 150. yıl anıtını dikmişler. Bunu iftira atma gerekçesi olmayan değerli bilim insanı, nükleer fizikçi Emirullah Mehmedov Hoca diyor. Ermenilerin Dağlık Karabağ bölgesine yerleşmesi 1828 yılı ise ve daha sonra Bolşevik devrimiyle, yani 1917 yılında şöyle dağılıyordu. Ermenistan'da yani ciddi bir Azeri nüfusu vardı. Dağlık Karabağ'da da Ermeni nüfusu vardı. İki federasyonda iki devletti. Şöyle düşünelim. Ermenistan'ın nüfusuna bakalım. Ciddi bir Azeri Türk'ü var. Dağlık Karabağ'da da yaklaşık 1990 yılında beyanlara göre 140 bin Ermeni, 45 bin Azeri vardı. Ancak hepsi eşit vatandaş. Ermenistan'daki Azeriler, Azerbaycan'daki Ermeniler kardeşçe yaşıyorlar. Ancak
Azerbaycan petrolleri Azerbaycan'ın başına bela. Gerek Ermenileri gerekse Azerbaycan'daki bir takım kişileri genelde İngilizler veya CIA bir takım kişiler kaşıyor. Nasıl kaşıyor? İşte milliyetçilik, bağımsızlık, federasyon bunları kaşıyorlar. Ermenileri de kaşıdılar. Birkaç gün önce İlker Başbuğ'un bir tweetini gördüm. Dedi ki, demiş ki orada Rus desteğinde Ermeniler Hocalı'da katliam yaptı demiş. Biz de Azeri tarafındayız demiş. Bakınız bir genelkurmay başkanı tarih bilgisinden yoksun veya bu kadar mı yoksun olur? Yani yoksun ki yani tuzak kurup hapse atabildiler. 1990 yılına kadar Ermeni ayrılıkçıların Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a bağlanmasını Sovyet Politbürosu karşı çıktı. Hep federasyon içinde kalmasını, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu, oradaki Ermenilerin azınlık veya eşit vatandaş olduğunu belirtti. Rus birlikleri, Sovyet birlikleri, Gorbaçov'un hainliği sonucu yıkılmaya başlayınca buradaki mekanize tugay çekildi. Ve Azeri-Ermeni savaşı yani çatışması hafiften başlamaya başladı. Yani Azerileri kaşıyan bir takım mafyöz tipler vardı. Bunlar Türkiye'den biliyoruz. Yani Azerbaycan'daki bir takım güçler çok güvendiler Özal'a bilmem neye işte özel birliklere. Ancak Hocalı katliam olunca veya katliam sırasında dönüp bakmadılar. Turgut Özal dedi ki onlar Şii biz Sünniyiz. İran yardım etsin dedi. Yani hepimiz kalbimiz parçalandı. Ermeniler ise biz eziliyoruz, biz katliama uğruyoruz diyerek silahlarını teslim etmediler. Belki de o yıkılış sürecinde bir takım hainler Ermenileri silahlandırıp Azerilerin elindeki av tüfeklerini bile almışlar. Ancak Azeri ve Ermeni köylüler ve Gürcüler barış içinde yaşamışlar. Yani uzun yıllar barış içinde. Ancak Azerbaycan petrolleri ve bir takım madenler iştah kabartıyordu. Peki Azerbaycan petrolleri o kadar değerli, neden Azeri halkı fakir sorarım size. Ve silahlanan ve kışkırtılan Ermeniler silahsız Azerileri saldırdı ve Hocalı katliamını yaptı. Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusu fazla olabilir. Ancak orası Ermeni toprağıdır. Pardon, Azeri toprağıdır. Ermenilerin sayı olarak fazla olması onları hak vermez. Yani Ermeni toprağı yapmaz. Bugün Putin bile Ermenistan'a yardım etmemiş, oranın Azeri toprağı olduğunu söylemiştir. Yani şöyle düşünelim, diyelim ki Amerikalılar geldi, Erzurum'u veya Afyon'a yerleştiler veya Almanlar Antalya'ya yerleşti, sayı olarak fazlalaştı. Orası Alman veya Amerikan toprağı mı olacak yani? Ermenilerin 1828 yılında göç ettikleri biliniyor. Azeri topraklarına Ermeni göçü. Sayı olarak da fazla olabilir. Ancak bu bir hak vermez. Azınlık veya eşit vatandaşlık statüsünden başka hiçbir hak vermez. Olayın gerçek yönü budur. Amaç oradaki savaşı kanı kışkırtmak. Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan politikaları elbette haklıdır. Bunu Türk vatandaşı olduğum için söylemiyorum. Çünkü hak Azerilerin. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Ermenilerin oradaki hakkı tamam 150 yıllık bir tapu hakkı var. Ancak sadece yaşam hakkı, federasyon veya işte ayrılma, bağımsızlık böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü uluslararası hukuk bunlara o hakkı vermez. Şu anda Azeri ordusu bir takım köyleri geri aldı. Elbette haklı bir savaştır. Umarım sosyal medyada çıkan haberler doğru değildir. Suriye'deki bir takım paralı askerlerin Azerbaycan'da savaştığına dair. Bu mide bulandırıcı ve 200 yıllık bir politikayı lekeler.
İngilizler nasıl kaçarları yani kafalayıp ekonomilerini çökertip Rusya ile gereksiz bir savaşa sokup Azerbaycan'ı, Ermenistan ve Gürcistan'ı kaybettirdilerse umarım Azeri halkı ve Azerbaycan hükümeti mantıklı davranır, paralı askerleri uzak tutar. Ermenileri de şunu söylüyorum veya demek istiyorum. Yani neden Hocalı? Yani Hocalı bir sivil katliam yapıldı burada. Neden yani? Neden? Yani bunun aynısının tekrar edilmemesi gerek. Ve Dağlık Karabağ'ın ve Karabağ sorununun yani bilgisizlikten dolayı, yani propagandayla yürümez bu. Çünkü orası ezelden beri 1520-30 yılından beri Azeri ve Türkmen toprağıdır. Ermeniler 1828 yılından sonra göç etmişlerdir. Olayın gerçek yönü budur.